Evet arkadaşlar, ben Kaan ve bugün tekrar algoritma örneklerini anlatıyorum. Bu sefer tahtayla geldim, taht kireci. Neyse, başlayalım. Bugünkü algoritma örneğimiz sevgiliniz neden? Neden? Yani neden? Şimdi ilk başta burada direkt bir şeyle girmemiz lazım. Soruyla, yani karar mekanizmasıyla. Sorularımızın başlasını atıyoruz. Başla. Daha sonra hemen karar mekanizmamıza girdik. Birinci sorumuz. Sorularımızı şuraya yana yazarız. Genelde de öyle yapıyorum. Kendinize güveniniz var mı? Evet, çok güzel bir soru. Kendinize güveniniz var mı? Buna hemen iki tane şık ekliyorum. Bir evet, bir hayır. Burası evet olsun. Ya da burası hayır olsun. Burası hayır, yani sıfır. Şimdi kendinize güveniniz yoksa ne yapmanız lazım sizin? Kendinize bir güven oluşturmanız lazım. Bu nereden gelir? Şuraya hemen bir tane işlem yapalım. Kendine güven olur. Kendine güven. Hop, bunu tekrar buraya bağladım. Şimdi kendine güven nereden gelir? İlk önce sevdiğiniz şeyleri yapmanız lazım. Eğlendiğiniz şeyleri. Ayrıca iyi olduğunuz şeylere daha çok odaklanarak, yani Türkiye'deki çoğu anlayışın aksine şunu yapmanız lazım. Türkiye'de bir çocuk eğer matematiği yapamıyorsa onu matematik kursuna gönderilir. Ama güzel resim çiziyorsa resim kursuna göndermeyin. Eğer siz güzel resim çiziyorsanız resim kursuna gönderin. İlk hedefiniz bu. Böylece kendinize güveniniz zaten yavaş yavaş oluşacak. Daha hızlı böyle anlık patlamalı güven istiyorsanız arkadaşlarınızdan gaz versinler, isteyin gaz versinler size, onunla bir süre gidersiniz. Ya da motivasyon videosu falan, bunlar anlık patlamalı böyle motivasyon videoları falan. O yüzden yavaş yavaş kendine güven oluşturmak iyidir. Bir yerden sonra zaten dananın kuyruğu kopacağından o güven her türlü geliyor. Şimdi kendine güveni sağladık. İkinci adım. Şimdi kendine güveni abartıp ya ben kızlara mı kaldım, yeni alan alsın moduna girerseniz burada ikinci sorumuz o yüzden şu olacak. Hani kendine güveni oluşturdun, burası bir. İkinci soru mekanizmasına iniyoruz hemen. Ne bu ikinci sorumuz? Sevgili istiyor musun artık? O önemli. Sevgili istiyor musun? Şimdi kendine güveni oluşturduysan ve sevgili istemiyorsan, sevgili isteyene kadar bekler bizim algoritmamız. Neden? Çünkü sevgiliniz neden yok algoritması. Yani sevgili bulacağız size. Tamam mı? Olay yok. Şimdi burası ne? Sevgili istiyor musun? Hayır dediğin zaman sevgili isteyene kadar döngüye giriyor. Yani sen sevgili istiyor musun sorusuna evet diyene kadar bu kısım çalışıyor. Neden? Artık kendine özgüvenin var. Özgüven sağladın. Şimdi ikinci sorumuzu sorduk. Buna evet derse peki ne yapacağız? Hemen şuradan aşağıdan çıkalım şöyle. Bu tarafa gidelim. Şimdi burada evet derse sevgili istiyor musun? Öncelikle ortam. Ortamın var mı? 3. Ortamın var mı? Ortam. Var mı? Var mı? Burada ortamdan kastımız ne? Arkadaş çevresi. Takıldığınız grup. Eğer takıldığınız grup bol bol böyle şey kokuyorsa, erkeklerden oluşuyorsa, o zaman size ne yapmanız lazım? Biraz kıskankalar yapmanız lazım. İlk başta hedefiniz kıskankalar olacak. Neden? Kaleyi işten fethedeceğiz. Tamam mı? Devam ediyoruz. Ortamın var mı? Ortamın varsa arkadaşlarının kız arkadaşlarından, yani arkadaşlarının sevgilileri değil, arkadaşlarının normal kız arkadaşlarından. Oradan yavaş yavaş kız ortamı da oluşturuyorsun. Tamam mı? Burası neydi? Sevgili istiyor musun? Evet de ortama gittik. Şimdi ortamın yoksa, ilk önce varsa kısmını değerlendirelim. Ortamın varsa ne yapacaksın? Kız kankaların var mı? 3, 4 gerçi bu soru. 4, kız kankaların var mı? Kanka. Kız kanka neden önemlidir? Kız kanka çok önemli bir şey. Her kıza böyle sevgili diye yürümeniz gerekmiyor. Özellikle onu yapanlara sesleniyorum, yapmayın. Kötü bir şey. Kız kanka yapmak her zaman faydalıdır. Şimdi faydalarına birazdan geçeceğiz bunun devamında. Kız kankan var mı? Şimdi bunu tamamlamadan önce ortamın var mı? Her karar mekanizmasının iki çıkışı vardı hatırlatırım. Bir bir, bir sıfır olacak şekilde. Sıfır kısmına gidiyoruz. Sıfır kısmında ortamın yoksa ne yapacaksın? Bir ortam oluşturacaksın. Kızlardan da olabilir, erkeklerden de olabilir, fark etmez. Ortamı oluşturman şart. Veya da eğer sanal manitacılık falan istiyorsan, yani buraya geldiysen sanal ortamda biraz daha iyisin gibi. Sanaldan da yürüyebilirsin, sonra işte bulunduğu şehre mehre gidersin de çok uğraştır. Değmez. Burada ortam oluştur diyor. Ortam. Denedim değmiyor. Kesinlikle değmiyor. Ortamı oluşturduktan sonra ne yapacağız? Bu bir işlem bloğu olduğu için bunun bir girişi ve bir çıkışı var. Algoritmalarda unutmadık. Ortamı oluşturduktan sonra tekrar nereye gidiyoruz? Bunun birine gidiyoruz şuraya. Şimdi ortamın var, kız kankan var mı? Kız kanka çok önemli bir şey. Şimdi kız kankalardan ne yapacağız? Kız kankan yoksa, ilk önce şurada sıfır kısmı. Kız kankan yoksa ne yapacağız? Tamam ortamın var, güzel.
ama kız kankan yok. Burada yapabileceğin şeydir. 1. Ortama yeni kızlar alabilirsin. Öyle şeydir. Yani 15 kişi erkek değilsinizdir. 5 kişi, 3 kişi, minimum hani böyle şey ortamlar istiyorum hani. Çok büyük değil. Çekirdek ortam. Böylece kızların girip çıkabileceği bir ortamınız olur. Eğer siz 5 erkek, 10 erkek takılıyorsanız kızlar yanaşmaz, üzücü de olur. Yani 3 erkek, 2 erkek falan takılıyorsanız, onun da arkadaşları falan varsa oradan bir kız kanka muhabbeti yakalayabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Burada kız kanka oluşturduk. Kız kanka oluşturduk. Şimdi bu kız kanka oluşturduktan sonra buradan devam ediyorum. Şuradan devam edeyim hatta. Biraz daha şey olacak. Böyle gidelim. Şurada. Bunun biri. Şimdi kız kankayı oluşturduktan sonra hedefi belirliyoruz. Burası çok önemli. Hedefi belirlerken bu hedef belirlemeye apayrı bir algoritma daha çizeceğim bundan sonra. Burada hedefinizi belirliyorsunuz. Hedef manita durumu. Hedef kendisi. Hedefi belirleyelim yani. Hedef. Tamam mı? Hedefimiz çok önemli. Birazdan bu algoritmayı sileceğim tamamen. Hedefi belirleme üzerine konuşacağız. Şimdi hedef dediğimiz burada bir şahıs, insan, kişi. Bunu belirlerken kişileri birazdan anlatacağız dedik. Kaç defa, 3 defa falan dedi. Hedefiniz var mı? Evet ya da hayır. Burada evetse aşağı doğru gideceğiz. Hayırsa hedefi belirleme kendine dönecek. Yani ne yapacağız? Hedef belirle. Diyeceğiz şurada kendine hedefin var mı, hedefin var mı, hedefin var mı diye sormayacağız. Neden delirtiriz adam? Burada hedef belirle yapıyoruz. Tamam mı? Hedef belirledikten sonra artık hedefimiz var. Bunu da buraya saplanmaz. Ben de çomarım zaten. Bu buraya saplanmaz. Bu bloğa gelen oka bağlanır. Bunu kaç defa söyledim. Akış şemaları. Akış şemasında her bloğun bir girişi ve bir çıkışı vardır. Tabi şey değilse, karar mekanizması, döngü falan değilse. Döngülerde genelde 3 çıkış vardır. 1 ana çıkış, 2 döngü çıkışı, 3 girişi. Yani 3 tane okuyor. Şimdi bu karar mekanizması olmadığı için bunu nereye bağlıyoruz? Bu oka bağladık. Gördünüz mü? Bu oka gidiyor. Burası da ok. Bu ok nereye gidiyor? Buna gidiyor zaten. Tamam mı? Yani bir bloğa şöyle bir blok çizip buna buradan bağlayayım, buradan bağlayayım, şuradan bağlayayım. Böyle bir saçmalık yok. Akış şemasında bu yok. Buna bir tane ok bağladıysanız diğer bütün okları getirir buna bağlarsınız. Buradan buna bağlarsınız vesaire. Tamam mı? Ayrıca şöyle bir çıktınız da yok. Böyle bir saçmalık da yok. Şimdi ben buradan şöyle yapayım. Şuradan bir çıkış almışım değil mi? Bak çıkışım burada. Bir çıkışı. Bir çıkışını hem buraya vereyim hem götüreyim başka bir yere vereyim diye bir şey yok. Dümdüz sıralı komutlar dizisi, algoritma. Bir başlangıcı ve bir sonu olan sıralı komutlar dizisi. Farkındaysanız bütün şeyler birbirine bağlanıyor. Deterministik olacaksınız. Yani ne olduğunu kesinlikle belirli, net bir şey söyleyeceksiniz. Yani net bir şey dediğim hani kızlarda şey durumu vardır ya özellikle. İşte dersin ki lahmacun istiyor mu? Ya bilmiyorum ki ya. Tamam tavuk döner ya o da çok ağır gelmez mi? Bu yok. Tavuk döner istiyor musun? Evet ya da hayır istemiyor. Bu yok. Yani kızlarda algoritmada bu yüzden zorlanabiliyor sanırım. Tavuk döner ya da lahmacun olduğuna kesinlikle karar verin. Önemli olan bu deterministik tanımı. Şimdi velhasıl kelam neredeyiz? Hedefimizi belirledik. Hedefin yoksa burası 0, burası 1. Hedefi belirledik. Hedefin arkadaşlarına ilerliyoruz gençler. Burası hedefin arkadaşlarına ilerliyor. Arkadaşları diye. Burada hedefin arkadaşlarıyla kanka oluyorsunuz. O yüzden bu karar mekanizması değil. İşlem. İşlem. O yüzden dikdörtgeni yapıyoruz. Hedefin arkadaşları. Tamam mı? Buraya kadar anlamadığınız yer kaydı kontrol ediyorum. Hala kaydediyorum bir yere. Anlamadığınız yer yok herhalde. Varsa yorumlara yazın. Ona göre tekrar ederiz orayı. Hedefin arkadaşlarına ilerledik değil mi? Artık hedefin arkadaşlarıyla arkadaş. Böylece hedefin ne yapmış olduk? Ortamına ulaşmış olduk. Hedefin ortamına ulaştığımıza göre artık burada çok çok daha önemli bir karar vereceksiniz. Hedef size gerçekten uyuyor mu? Hedef size uyuyor mu? PSU. Hedef size uyuyor muydu kastım ne? Bir kızı uzaktan gördün. Kız ilik gibi böyle. Çok beğendin. Her şey güzel. Müthiş geliyor bu sana ya. Afet. Dehşetül afetül vahşet gibi bir şey. Ama girdin bir karakterine baktın. Boh gibi. Karakter denilen hiçbir şey yok. Karakterin K'sinin ilk şey çizgisi bile yok. O zaman ne yapıyorsun? Uzaklaşıyorsun. Nereye? Yeni hedef belirlemeye. Hedef bul. Aha buraya gideceğiz. Tamam mı? Eğer kızın karakterine baktın. Sana uyuyor. Güzel. Anlaşabilirsin. Mükemmel insan aramayın. Mükemmel insan diye bir şey yok. Onu da çıkartın kafana. Mükemmel insan diye bir şey yok. O sadece fabllardaki hayvanlar falan mükemmel. Öyle bir şey yok. Tom ve Jerry'ye bakın. Gittiler bir tane kıza aşık oldular. Sonra ne oldu Tom ve Jerry'nin sonunda? Kızlar evlendi. Bunlar da intihar etti. Böyle şeylere girmiyoruz. O yüzden ne yapıyoruz? Doğru düzgün bir hedef belirliyorsunuz. Hedefi ortamına giriyorsunuz. Daha sonra ne yapıyorsunuz? Hedef size uygun mu? Yani fikir yapılarında farklılıklar olabilir.
Ama bunları birbirinizi anlayarak çözebiliyor musunuz? Veya birbirinizin hatalarıyla, yanlışlarıyla onu kabul edip böyle kendi fikirlerinizi ona empoze etmiyorsunuz. Hayal görmeyi bırakıyorsunuz. Hayalinizdeki olan kız o olmayabilir yani. Görünüş olarak hayalinizdeki o olabilir. Ancak kafa yapısı uymuyorsa dede çarpı. Tamam mı? O yüzden ne yapıyoruz? Kız size uyuyor mu? Bu çok önemli. Bu çok önemli. Benim dilim bundan çok yandı. Neyse devam ediyoruz. Hedef size uymuyorsa ne yapıyorsunuz? Burası sıfır. Hedef size uymuyorsa yeni hedef buluyorsunuz buraya. Daha sonra hedefin var mı? Evet. Hedefin arkadaşları var mı falan. Hedefin ortamına giriyorsun. Sonra hedefinizi buldunuz. Daha sonra burada devam edeceğiz. Şu kısmı siliyorum artık. Burada bir bağlaç yapacağım. Afiş şemalarında bağlaçlarda öğrendiniz. Başlığımız buradaydı. Şu kısmı siliyorum artık. Şurayı da silerim hatta. Aynen şuraya silerim. Tamam bu kadar iyi. Simik. Burada bağlacımızı kullanıyoruz. Bağlacılar düz yuvarlak. Bunun içine de A ya da B küçük harflerle olabildiğince. Buraya da tekrar yuvarlak A yazıyorsunuz. Buradan devam edin. Hedefiniz size uygun mu? Değilse ne yaptınız? Yeni hedef buldunuz. Artık hedefin uygun olduğunu belirlediniz. Burada hedef size kesinlikle uygun. Tamam mı? Hedef size uygunsa ne yapacaksın? Hedefiniz size uygunsa duygularınızı belli edeceksiniz ve net olacak. Olay bu. Net. Yani siz böyle gidip ona arkadaşça yanaşayım, arkadaş ortamına girdim ama arkadaşça yanaşayım diye bir zırvalık yaparsanız friendzone'a düşersiniz ve kendi oluşturduğunuz bir friendzone. Arkadaş olayım oradan sevgili ayağına geçer desen yanlış. Arkadaş arkadaştır, sevgili sevgilidir. İkisi farklı şeyler. Bunu kafanıza koyun. O yüzden net olun burada. Yani burada hatta işlem yapacağım buraya. Zarar mekanizmasından olun. Net olun. Saçma salak milletin kafasını karıştırmayın. Net olun. Net o. Tamam mı? Net oldunuz şimdi. Net olun derken gidip böyle seni sövüyorum diye atlamayın. Yapmayın döverim. Dövme. Söverim. Sövme. İçimden söverim. Neyse. Bu arada mikrofon sesimi ne kadar alıyor bilmiyorum ama hallederiz. Çünkü kulaklığı takmam. Şimdi net oldunuz. Tamam. Güzel. Yani net oldunuz böyle direkt kıza belli şey yapmayın. Yani yürümeyin de. Ya hak diye gitmeyin yani böyle de. Şey yapın. Hani böyle o size arkadaş ayarı vermeye çalışıyorsa siz net bir şekilde onu sevdiğinizi belli edin. İşte ufak jestlerdir, işte iltifatlardır vesaire. Tamam mı? Burada zaten kız size sinyal verir. Yani burada karşı taraf size sinyal verir. Bu sinyal olumlu mu olumsuz mu? Olumlu ya da olumsuz olmaz. Tamam mı? Şimdi burada eğer hedefin bize yolladığı sinyal olumsuzsa ne yapacağız? Şuradan tekrar bir bağlaç kullanıyorum. B yapıyorum. Burası olumsuzsa tekrar yeni hedef bulacaksınız. Vazgeçin o aşkı. Ben seni hayallerimde sürdürürüm gibi bir saçmalık yoktu dünyada. Hayallerde sadece gidin uçun kaçın lazerli adam kesin falan. Ömrünüzü böyle çürütmeyin tamam mı? Ya ben o kızı çok seviyorum işte. Başkasını da seveceğim. Bir usludur. Saçmalama. Bir rahat ol. Ayı da başkasını ben sevemem falan seveceğim. Bu kadar. Tamam mı? Eninde sonunda sevildim. Sikir edin. Geç. Küfretmeyecektim ettim. Neyse. Ne yaptınız? Kızın tavrına göre olumlu ya da olumsuz. Eğer bu kızın yanında olmak yani arkadaş ortamında olmak size acı veriyorsa o arkadaş ortamında sıkılıyor. Tamam mı? O arkadaş ortamından da çıkın. Yeni arkadaş ortamları kurulur. Özellikle üniversiteye geçtiyseniz, yeni üniversiteye geçtiyseniz. İlk yılınızda kurduğunuz ortam da ikinci yılınızda kurduğunuz ortam bile bir olmayacak. Hani lisede kurduğunuz ortam illaki bir olacak çünkü bütün dersleriniz aynı. Ama üniversitede kurduğunuz ortam derslerin farklılığından işte sen A dersini alıyorsun, o B dersini alıyor. İlk sınıfta hepiniz aynı dersleri alıyorsunuz ama ikinci sınıfta biri bir şeyden kalmış. O ondan geçmiş, bu bundan kalmış derken bütün ortam zaten dağılıyor. O yüzden ortam değiştirmekten korkmayın. Zaten özgüveninizi sağladıysanız ortam değiştirmekten de korkmazsınız tamam mı? Burada kesin olun. Şimdi ne yaptık? Hedefi yeniledik falan. Geldik buraya tekrar. Kız olur sinyali veriyorsa. Olur sinyali veriyorsa ama siz de duygularınızı belli ettiniz. Kız da olur sinyali veriyor ama kızda bir güvensizlik var. Tamam mı? Burada kızda güvensizlik var mı sorusu geliyor. Kız olur sinyali veriyor ama böyle he de demeyeyim yani. Hadi sevgili ol. Yok. Burada ne yapıyorsunuz? Burada olur sinyalini aldınız. Kızın kendine güveni var mı? Kızın kendine güveni var mı? KG V var mı? V mi? Kızın kendine güveni var mı? Bu çok önemli. Eğer siz ilişkiye başladığınız zaman kızın kendine güveni yoksa ne yapacağız? Yani ilişkiye başlamadıkla da gittiniz kıza duygularınızı belli ettiniz. Kız olur sinyali veriyor ama ben yeni ilişkiden çıktım işte vesaire 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 bahanelerle falan kendine güveni olmadığını belli ettiniz. Burada gene seçenekleriniz var. Ya kıza hani o güveni verirsiniz hani güven vermek demek. Hadi sen yaparsın. Evet sen yaparsın. Müthişsin falan değil. Realistik olun bak. Şöyle şöyle şeyler yaşamışsın. Ama bir önceki yaşadığın ilişkiyi bana
İşte şey yapma, paslama yani, onun duygularını bana yükleme. Çünkü ben bunları taşımak zorunda değilim, o onları sana yaşattı ve o yaşattı, ben yaşattım. Ha tabi sütten ağzı yanan işte yoğurdu üfleyerek yer diye de bir tabirimiz var bizim. Yani bu size üfleyerek yaklaşıyorsa bırakın üflesin, bir yerden sonra sizin zaten sıcak olmadığınızı anlayacak. Yani bu yüzden bir, burada izin verebilirsiniz seçenekleriniz. Onu zamanı tanıyıp sizi daha iyi böyle anlamasın falan. Hani kız da burada kafasında illaki tartışıyor, bir şey yapıyor. Kız deyip duruyorum da karşı cins olarak alıyor. Burada bir şeyler yapıyor, düşünüyor, ediyor, cak yapıyor. Fazla üstüne baskı vurmayın yani. Demek istediğim bu, hadi 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 falan baskı yok. Kızı kendine özgüveni yoksa burada ne yapıyoruz? Kızın kendine güveni var mı dedik. Var mı dediğimiz için yoksa, yani sıfırsa, burada o kızın kendine güvenini sağlıyor. Kızın kendine güvenini sağlıyoruz. KKGS. Tamam mı? Galatasaraylılar mutlu. Daha sonra buraya tekrar geldik. Kızın kendine güveni varsa artık burada alıp başını yürüyeceksiniz. Burada teklif edersiniz. Artık bir yemeğe çıkarsanız. Kahve içersiniz. Size kalmış yani, keyfinize, zevkinize, kızın keyfine, zevkine göre belirlersiniz birlikte. Çünkü burada artık samimiyet falan kurdunuz. Burada düz hesap çıkma teklif et diyelim. Çıkma teklif et. Daha sonra ne yapıyoruz? Bitiriyoruz artık. Tamam mı? Burası da bitiş. Bu biraz daha oval tabii şurada. Bu neden sevgiliniz olmadığının cevabıydı. Hedef bulmayla ilgili video istiyorsanız anket koyun şuraya sağa sola bir yere. Oradan evet'e basarsanız anket hedef bulmak yani size uygun kızı nasıl bulacağınızla ilgili de bir akış şeması çizelim. Algoritma da böyle yazılır. Hadi eyvallah. Hala izliyor musun? Hatta izliyor musun?